Ve anlayışa lil insanı illa mesele. İnsan için ancak çabasının karşılığı söz konusudur. Dolayısıyla dünya dünyadaki çaba ve ahirette sonuç. Halbuki dünyanın kendisi çaba ve sonuç ilişkisine tabi değildir. Dünyanın kendisi takdirat üzere yürür. Hayata erken gelenle geç gelenin ortamları birbirinden çok farklıdır dünyanın üstünden girenle altından girenin ortamları ve imkanları birbirinden çok farklıdır. Dünyaya erkek olarak girenle kadın olarak girenin ortamları, rolleri, imkanları birbirinden çok farklıdır. Dünyaya eski yüzyıllarda gelenle bugün yahut yarınlarda gelecek olanlarında, da imkanları ve ortamları birbirinden çok farklıdır. Dünyaya uzun, kısa, akletmesi ileri, zekası düşük, Fiziki kabiliyeti yüksek, görünümü hoş ve benzeri sayısını bilemediğimiz kadar, parametre üzerinden farklı takdiratlar ile dünya hayatı ve süreci yaşanır. Bu kitapçığı birbirinden bunca farklı yaşam serüvenlerinin tamamı aynı şeyi yoklar. Bunların birbirine göre, görece avantajlısı ve dezavantajlısı yoktur. Hepsi de aynı şeyi yoklar, kulun Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı olup olmayacağı, Rabbini tanıyıp onu sevmeye yanaşıp yanaşmayacağı. Dolayısıyla dünya zaten mukadderattan ibarettir. Sa'i ve çaba karşılığını ahirette bulur. Bir şeyler yaparak, bir çaba ortaya koyarak, bir fark oluşturmak, bu fark ahiret için söz konusudur. وَمَنْ اَرَادَ ahirete, <الْآخِرَة> Kim ki ahireti murad eder. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ve onun için çabasını ortaya korsa fe ulaike kana sa'yuhum İşte onların çabaları karşılığını bulacaktır. Dolayısıyla kulun kesbi yani muradı artı sa'yi. Murat amaçlama demek. Üzerine sa'yi gerekir. Çaba Şeyi murad ediyorsunuz. Ahireti murad ettim. Ama üstüne bir de çaba koymanız lazım. Niyet ve amel gibi düşünün. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا Bu ikisi olursa artık tam teşebbüs demektir. Muradı ve çabası bu kesbe dönüşür, bu kazanca dönüşür. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ Ve bunların sonuçları ahirette ortaya çıkar. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى cenab insanın çabası, bu çabasının görüleceği ve karşılığının verileceğini, tas tamam verileceğini söyler. O bakımdan dünyayı çabalayarak elde edeceğimizi, dünyadaki mukadderatı, çaba, dünyanın sonuçlarının da bizim çabamıza bağlı olduğuna dair düşünce bir vehimden ibarettir. Dünya başıyla sonuyla Cenab-ı Hakk'ın sınav etmek üzere takdiratta bulunduğu, نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ''Dünya hayatında aralarındaki maişeti biz takdir ettik.'' buyuran Cenab-ı Hak'tır. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ biri ''Birbirlerine derece derece farklılıklarla, üstünlüklerle yarattığımız yine biz yaptık.'' diyen cenab Bu dünya belli bir iş bölümü üzere yürür, farklılıklarımız bu iş bölümünü destekler. Bu geçici sürede herkesin bir rolü, bir ortamı ve imkanı olur ama kime ne verilirse onun üzerinden sınanır. Verilmeyen bir şey üzerinden sınanmadığı için sürecin hiçbir mecrası avantajlı ya da dezavantajlı değildir. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَأَتَاهَا Allah hiç kimseye vermediği bir şeyden ötürü bir sorumluluk, bir yükümlülük oluşturmaz eline geçtiği kadarıyla benim elime az geçti diyenin Cenab-ı Hak ondan da aza mukabil az bekle, Azdan az, çoktan çok. Ve her ne imkan vermişse o imkanı Cenab-ı Hakk'a duyduğu saygıyla doğru kullanması durumunda ahirette aynı sonuca kavuşur. Fırsatın eşitliği buradadır. Dünyanın alt mecrasından da cenneti alaya gidilir. Dünyanın üst mecrasından da, alt katmandan da, üst katmandan da aynı sonuca gidilebilir. Yeter ki o men yutayla havar rasule. Allah'a ve Resul'e itaat edilsin. Fe ulaike ma'an İşte onlar netice itibariyle nebilerle. Ve sıddiqina ve salihin. Sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaklar. Aynı zirvedeki sonuca kavuşacaklar. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Ne güzel bir arkadaş ortamı ve toplumu buyurdu Cenab-ı Hak. Dolayısıyla dünyadaki mecraların da sahi ile, çabalamayla değiştirilebileceği düşüncesi kulun ancak bir vehmidir. Dünyada sadece Cenab-ı Hak emrettiği için rızkının peşine düşer, onun emri yerine gelsin diye uğraşımızı ortaya koyarız. Ama neticeleri hep Allah Azze ve Celle halk eder ve bu çabamızla orantılı değildir. Çok çaba gösterenin çok olur, az çaba gösterenin az olur gibi düşünceler dünyada geçerli değildir. Orada bir lineer ilişki söz konusu değil. Ama ahirete gelince, وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُ Ahirette ise herkesin derecesi doğrusal bir ilişki olarak amelleriyle ilişkilendirilir. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ mimma amilu. Herkesin dereceleri amellerine göredir. Dolayısıyla ve kâne sa'yukum. Çabanız o dünyadaki ahirete dönen çabanız. Ve kâne sa'yukum meşkura. İşte sizin çabanız karşılığını bulmuş demektir. Bu nasıl bir karşılık ki? Kulun Cenab-ı Hakk'a dünyada gösterdiği, zaten sevip sayması gerektiği, bahşettiği hayatı, Zaten fıtratıyla doğru okuduğunda yüce yaratıcısını tanımaya ve onu doğal olarak öyle zoraki değil, doğal olarak sevmeye ve saymaya götüren bir sürece vefa ile yani dürüstçe sadık kalması ahirette böyle bir muazzam sonuca dönüşmüştür. Kâlallahu <laughs> Allah dedi ki: "Hâza <laughs> yevmü işte bugün var ya, yenfa'u sâdiqînâ sidkuhum. Bugün sandıklara, doğrulara, dürüstlere doğrulukları fayda verir, karşılık verir. Süreç doğruluk üzere kişinin kendi fıtratıyla yürümesi bile onun bu güzel neticeye kavuşması için kâfidir. Velledi <laughs> caa bissıdqi ve bihi. Doğruca, dürüstçe getirdiklerini dürüstçe ve doğruca kendisi tasdik edip hayatında yaşamış bulunanlar bunun karşılığını Allah azze ve celle katında göreceklerdir.